Herkese selamlar konsolosluğuna hoş geldiniz ben murat sönmez gündemde o kadar çok haber birikti ki bunları kaçırmayalım dedik en azından ben tek başıma geçeyim kameranın karşısına biraz konuşayım biraz vır vır edeyim dedim bu e, konsepte gündem değerlendirmesine onur da dahil edeceğiz merak etmeyin ben başlamış oldum böylelikle çünkü e, sıcak sıcak haberler var arkadaşlar İlkinden başlayalım aslında 4 tane belki de 3 tane konudan bahsedeceğim size çok uzarsa 4.den bahsetmeyeceğim İlkine geçelim önce. Dark Darksiders'ın üçüncüsü ortaya çıktı. Dark Darksiders şimdi bizim çok sevdiğimiz bir e, seridir. Özellikle de benim çok sevdiğim hem oyun olarak çok sevdiğim bir e, seridir. Aynı zamanda Dark Darksiders'ın ilki 2010 yılında konsol üstünde yaptığımız ilk e, oyun inceleme videosudur. O yüzden de bizim için e, farklı bir yere sahiptir kendisi. E, gerek grafikleri gerek e, oynanış stiliyle. Hı -hı. Bu, bu nesile yakışır bir oyun olmuş. Darksiders God of War'dan geçtiğimiz PlayStation 1 en iyi oyunlarını tartıştığımız, anlattığımız videoda ismi geçen Legacy of Kain'den Pek çok şey almış aynı zamanda Zelda'dan evet Zelda'nın o farklı farklı eşya kullanımı farklı gear'larını almış ve onları harmanlamış bir oyundu gerçekten de çok fazla aslında insana ulaşmadı her zaman hani bazı oyunlar vardır ya oynayın oynayın şu oyunu demek istersiniz hani oynayın bu oyun daha fazla oynanmayı daha fazla üzerinde konuşulmayı hak ediyor dediğiniz oyunlar vardır ya Darksiders serisi maalesef öyle oyunlardan olmuştu. Kimsenin oynamadığı çok güzel oyunlardan biridir. Dark Darksiders 1 ve 2 tabii ki kimse derken içinizde mutlaka oynayan, bitiren, çok sevenler de vardır. Şimdi Darksiders 2, Dark Darksiders 2'yi yaptıktan sonra Vigil Games maalesef biliyorsunuz kapanmak zorunda kaldı, iflas etti. Ondan kısa bir süre sonra da oyunun yapımcısı THQ maalesef o da iflas etmek ve satılmak durumunda kaldı. Bütün IP'leri e, Nordic Games adlı bir şirkete sattılar. Sonra Nordic Games birkaç sene sonra THQ ismini de satın aldı ve ismini THQ Nordic yaptı. Böylelikle e, aslında... THQ bildiğimiz o yıllar önceki halinden farklı bir hale büründü. İsmi Hemen hemen aynı ama muhtemelen içindeki bulunan insanların hiçbiri aynı değil. Belki eski THQ'dan birileri geçmiştir Nordic'e ama e, tam tabii ki bunu bilemiyoruz. Böyle inişli çıkışlı bir hikayesi var arkadaşlar bu oyunun. O yüzden de biz umudu kesmiştik. Daha doğrusu ben umudu kesmiştim. O yüzden de birdenbire ortaya bilgilerin çık çıkması benim için gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Bilgilerin çıkması da derken yani onu da artık yemiyoruz ya. Bunu da bilsinler. İşte Amazon'da oyun e, leak olmuş da çıkmış birden işte listelenmiş de e, sızmış göya Ondan sonra iki gün sonra da trailerı çıktı. Ye yemiyoruz abi artık. Bu bir Belli ki bir pazarlama yöntemi haline geldi Önce Amazon'dan sızdırıyorlar Birkaç ufak bilgi geliyor Ondan sonra ne hikmetse trailer da hazırmış zaten Bak burada trailer vardı, diye trailerını veriyorlar Yalan inanmıyoruz ama sonuç olarak Darksiders bu Hem de üçüncüsü O yüzden heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız Darksiders'da bildiğiniz üzere dört tane atlı bulunmakta Birinci oyun War ile alakalıydı İkinci oyun da Death ile alakalıydı Geriye kaldı iki tane mahşerin atlısı. Şimdi bu işin gerçeğine gidersek İncil'de geçiyor mahşerin dört atlısı olayı ve aslında böyle isimleri yok bunların. Ee, beyaz atlı var, kırmızı atlı var, kara atlı var, bir de soluk atlı var. Bu sırayla geliyor bu atlılar aynı zamanda hepsi birlikte gelmiyorlar. E, fakat hepsinin de gerçekten bir özelliği var. Mesela kırmızı atlı savaşta üstün ki onu War olarak gördük ve oynadık. E, soluk atlı Ölüm atlısı ee, onu da Death olarak oynadık bir önceki oyunda. Geriye kalıyor beyaz atlı ile kara atlı. Beyaz atlı ee, salgın hastalık. Kara atlı ise kıtlıkla alakalı. Oyun sızdırıldıktan hemen sonra ortaya çıkan trailer da zaten bu açıklığa kavuşuyor. Çünkü orada bir ses var. Öncelikle War'u görüyoruz. İlk oyuna bir gönderme. War çünkü kıyametin mührünü ilk kıran oyundaki e, bu zinciri ortaya çıkaran olaylar zincirini ortaya çıkaran atlı e, orada bir ses var bundan biraz bahsediyor ardından da kara atlıya sesleniyor ve işte e, Fury adlı karakter geliyor demek ki kara atlıyı oynayacağız yani kıtlıkla alakalı atlı ama oyunda kıtlık var mı onu e, çok bilmiyoruz ne var peki oyunda 7 tane günah var. Yine biliyorsunuz İncil'den çıkma temalar bunlar. Hem mahşerin atlısı hem de ölümcül 7 günah. Bu 7 günah cehennemden kaçıyor ve fiziksel bir şekle bürünüyorlar. Biz de free olarak onların peşinden gideceğiz. Açık dünya oynanışı olan bir oyunda. Bunların bu yedi günahın içerisinden sadece şu an için tembellikle hakkında biraz bilgi sahibiyiz de onu da hemen görüyorsunuz şurada. Kendisi tembel bir ...hamam böceği. Biraz enteresan bir oyun olacağı benzer. Biraz da Free'nin kendisi hakkında konuşmak gerekirse... ...ben böyle hafif Batman'den Catwoman hareketleri hissettim. Onun gibi kıvrak. Ondan sonra Catwoman'da kamçı vardı. Bunda da bir kamçı var ama böyle kemiklerden yapılmış kırmızı bir kamçı. Biraz da aslında Kratos'un bileklerine bağladığı silahına, zincirine de benziyor... Çok hareketli, belli ki çok hareketli, çok hızlı böyle hoplamalı, zıplamalı bir oynanış stili olacakmış gibi gözüküyor bu ilk trailer'dan. Evet, Dark Sideers 3 önümüzdeki günlerde muhtemelen daha fazla anlayacağız, ne olduğunu bileceğiz bize yavaş yavaş trailerlarla bilgilerle besleyecekler gibi gözüküyor ama tekrar ortaya çıkması bir kez daha söylüyorum beni sevindirdi. Gelelim ikinci konumuza arkadaşlar. Call of Duty World War 2. Bu konuda da artık yavaş yavaş bilgiler yavaş yavaş açıklanmaya başladı. İşte geçen hafta ilk trailer geldi. Ardından bir tane hafif belgesel kıvamında, developer diary kıvamında bir video daha geldi. Bir kere 2. Dünya Savaşı'na dönmüş olması Call of Duty'nin bence isabet oldu. 1. Dünya Savaşı'na dönmemesi Battlefield gibi. Battlefield döndükten sonra aslında Call of Duty'nin de dönmesini bekliyorduk. Zaten bunun hakkında da bir video çekmiştik Onur'la beraber. İkinciye dönmüş olması bence isabetli bir karar oldu. Texaslı bir genci oynuyoruz arkadaşlar oyunda. Bir güzel şey, daha doğrusu dikkatimi çeken ilk güzel şey oyunla alakalı olarak Artık bölük pörçük, farklı farklı karakterlerin, farklı farklı cephelerin olduğu bir oyun yok karşımızda. Battlefield 1'de de bu vardı. Eski Call of Duty e, oyunlarında da bu vardı. Belki farklı cepheleri göstermek için bunu yapıyorlardı ama işlemiyordu bu formül. Benim için işlemiyordu. Battlefield'de de öyle. Yani kimseyle yakınlaşamıyorsun, hiçbir karakterle bütünleşemiyorsun, karakterlerin çektiği şeyleri çekemiyorsun, e, kopuyor insan. Bu oyunda Call of Duty World War 2'de bir tane karakterimiz olacak ve onun başına geçen başından geçenleri baştan sona bize söyleyecek. Norman ee, Normandiya çıkartmasıyla başlıyor gördüğüm kadarıyla oyun yani çıkartmayla başlıyoruz. Savaşın son ama en kanlı devrelerinden bir tanesi. Ee, ve söylenene göre bu genç bir terminatör olmayacak. Tek kişilik bir savaş makinesi olmayacak. Yıpranabilir, yaralanabilir bir adam olacak. Aslında kendini geliştirdi. Yani o 2. Dünya Savaşı oyunlarından sonra Modern Warfare ile ondan sonra çıkan senelerce çıkan oyunlarda hikaye anlatımı konusunda ustalaştılar. Güzel hikaye anlatıyorlar. Her hikaye güzel olmuyor ama anlatış tarzları, kurguları güzel oluyor, karakterleri güzel oluyor. Bu oyunda da ben bunu bekliyorum. İkinci beklediğim bir şey var, Call of Duty'den. Artık şu script bazlı e, hikaye ilerleyişine bir son versinler. Böyle daha dinamik, daha öngörülemez işler olsun. Mesela ne olur Call of Duty'de? bir yere gidersin script olarak bir yerden adamlar çıkmaya başlar. Çoğu zaman sen biraz daha mevzini ilerletmedikçe oradan adam da gelmeye devam eder. Sen orada dur bütün gün adam vurusun. Yavaş yavaş değiştirdiler son zamanlarda ama e, işin temelinde aslında bu var. Ne olur bu? Ölünce aynı şeyi oynarsın. Ölünce aynı şeyi oynarsın. Hiçbir zaman aynı sahnede farklı deneyimler yaşayamazsın. Çünkü ortada bir yapay zeka yoktur. Script, script vardır. Nereden çıkacakları belli olan düşmanlar vardır. Bunu da artık bir değiştirseler çok güzel olur. Çünkü bakıyorum grafikler bir aşama kaydetmiş. Güzel. İşte hikaye güzel. Ee, biraz da aklıma ee, neydi şu 2. Dünya Savaşı'nda geçen Band of Brothers diye bir dizi vardı. Onun da bir tane ee, böyle bir oyun oyun benzeri bir oyun vardı ama şu anda unuttum ismini. Bir dakika hemen bulacağım onu. Tamam buldum. Company of Heroes. Ee, orada ne güzel hikaye anlatılmıştı. Call of Duty'den de artık bunu bekliyoruz. Bunu yapsınlar istiyoruz. Multiplayer hakkında bir şey bilmiyoruz. Onu da yakında açıklarlar ama yıllardır ilk heyecanlandığımız Call of Duty oyunu oldu desek yalan olmaz. Evet şimdi gelelim aslında ana yemeğimize. Bunlar dünyayı ilgilendiren, bizlerle birlikte dünyayı ilgilendiren konulardı. Sadece bizi ilgilendiren, maalesef sadece Türk insanına, Türkiye'yi ilgilendiren başka bir konuya 1 Mayıs itibariyle biliyorsunuz internet bağlantılarında, internet hizmetlerinde aldığımız, satın aldığımız internet hizmetlerinde yeni bir döneme geçtik. Geçmez olaydık. Yani kaç aydır belli. 1 Mayıs'ta geçilecek, 1 Mayıs'ta geçilecek, 1 Mayıs'ta geçilecek diyorlar. Ebe kardeşim. Ebe kardeşim, süper online. Türk Telekom Kablonet. Yahu insan hazırlık yapmaz mı? Bu ne biçim iştir ya? Bu nasıl bir iştir? Ortalık toz duman. Neyin ne olduğu belli değil. Bilgiler sızıyor, bilgiler yalanlanıyor. Birisi çıkıyor, yapıyor, öbürü yalanlıyor. Akşam saat 2 ile 6 arasında kimisi kota yazıyor, kimisi yazmıyor. Kimisi bana kota yazdı, telefon açtım, düzelttiler diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir iş bile Ele göze bulaştırılır mı? Aylar öncesinden belli olan bir durum. Koca koca şirketlersiniz. Türk Telekom diyorsun. Ooo süper ondan. Ooo Türk Saat. Yahu bir geçiş bu kadar mı ele yüze bulaştırılır ya? Bu kadar mı kötü olur arkadaşım? Hiç mi müşteri ilişkiniz yok sizin ya? Ya bir düzgün bir şekilde bir anlatın ya. Lan kim ne yapıyor? Kim hangi tarifeyi uyguluyor? Ne yalan ne doğru. Güzelce bir hazırlık yapın. insanlara bunu anlatın. Hiçbir hazırlık yapmamış bu adamlar. Bayağı ellerini burnlarına sokmuşlar parmaklarını. Bir Mayıs olmuş. Aa ne oldu diye ortalıkta geziyorlar. Ya bıraktım. Müşteri ilişkisini bıraktım. Kablonet'e söylüyorum bakın şu anda. Arkadaş senin ismin ne ya? Ya sen kablonet misin? Uydu misin? Türk satmışsın? Ne haltsın sen ya? Ya bu kadar mı kötü marka olur? Bir, Kocaman bir şirket bir markasını yönetemez mi ya? Giriyorsun interne, internete, Oydu Netara, Türk Satara, Kablo Netara, hepsi aynı hizmetin farklı versiyonlarına çıkıyor ya, aynı hizmeti satıyorlar, siteler farklı, menüler farklı, o farklı bu farklı. Ulan diyorsun acaba böyle sahte bir siteye de girdim mi? Şifremi vereceğim şimdi birisi benim şifremi ele geçirmeye çalışıyor ya. Bu kadar amatörlük olabilir mi ya? Koskoca şirketsin sen. Uydun etmişsin, kablon etmişsin. Ne haltsın, Türk sat mısın ya? Böyle bir şey olamaz. Peki sen bu adamdan gelip de nasıl düzgün bir hizmet bekliyorsun ki? Nasıl gelip sana ben şu hizmeti sana şöyle vereceğim diye sana açıklasın bekliyorsun? Ortada tam bir bilgi kirliliği var. Kimin ne yaptığı belli değil. Süper online bende bizde kota yok diyor. Öncesinden ama şu andaki kabloneti çok benzer bir belge sızmıştı ortaya. Yani bir şey diyemiyorsun tabii. Belge sahte olabilir. Olmaya da ama. Belki de TürkSat'ta süper ondan birden bile kablo sonra işin içinden sıyrılmaya. Şimdi böyle toplantı üzerine toplantı yapıyorlar belki. Bilemiyorsun ama şunu kesin. Hazırlık sıfır. Bu adamlar bu kafayla bir de 2019 yılında e, tamamen e, kotasız motasız bir internete geçecekler göya. Ya da adi kullanım kotası olmayan. Şimdi zaten adi kullanım kotasını kaldırdılar. Yanına kota getirdiler. E peki 2019 yılında ne halt olacak yani? Kalktı işte. 2019'da kota da mı kalkacak? Onu hiç beceremezler bunlar. Şimdi geliyoruz. Kablonet, Uydunet, Türksat ne haltsa isminiz. İnternetini almışsın. Kotan var. Kota doluyor. 2-2 giriyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben kota bittikten sonra Modemin fişini mi çekeceğim? E hadi ben bilinçliyim çocuğum var diyelim çocuğumu nasıl engelleyeceğim? Oğlum internet kullanma ayın 25'i 5 gün internetimizi kestik çünkü çok fazla bize girecek mi diyeceğiz abicim? Yani böyle bir şey olabilir mi? Diyelim ki oldu o zaman sen bana bu kotayı takip edebilmem için bir arayüz, bir uygulama, bir e, bilgi veriyor musun? Lan sitem bile belli değil be daha. Hangi siteye gireceğiz? Nereden yapacağız bu işlemleri? O bile belli değil. Yap o zaman aplikasyonunu telefonlarda çalışsın. Online olarak gerçek zamanlı olarak ben kotamı takip edeyim. Bir gün sonra söyleyeceksin bana. E siz kotanızı geçmişsiniz 5 GB geçmişsiniz 10 lira. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir hizmettir? Böyle bir hizmet hiçbir yerde yok. Dünyanın en pahalı internetini alan, alan insanlara Böyle hizmet verilmez. Ayıptır, yazıktır. Bu kadar da insanları eşek yerine koymayın artık ya. Ayıptır ya. Tamam veriyoruz paramızı ama bari insan yerine koyun. Bari bir insan kendini biraz değerli hissetsin. Desin ki ya veriyorum öküz gibi para ama baksana adamlar kulum köpeğim olduğunu ne biçim hizmet veriyorlar. O da yok. Ne alt yaptığınız belli daha isminiz belli değil ya. İsminiz belli değil daha. İsminiz koca şirketsiniz daha. Türk satmışsın, uydun etmişsin, ne haltsın o bile belli değil. Şirketsin, istiyorsun ki benim kotam dolmasın, hızlı da bir internet e, olsun, bağlantım olsun. 50 megabit, 100 megabit olsun. 50 megabit kablosuz, şey kotasız 300 TL. 300 TL. 100 megabit kotasız 450 lira ayda. 450 lira 6 bin lira eder yılda. 6 bin lira. Ya siz hangi ülkede yaşıyorsunuz ya? Biz aynı Türkiye'de yaşamıyor muyuz acaba? Kaç şirket verebilir yılda 6 bin lira? Gözünüzü seveyim ya. Kaç şirket verebilir ya? Holding miyiz biz abicim yani? Bizim de ihtiyacımız var. Oyun çekiyorum. Oyunlarda kullanılan videoların yüksek kaliteli görüntülerini çekiyorum ki güzel koyayım videonun içerisine. 250 GB kotam var zırt diye doluyor. Ben ne yapayım? Nasıl vereyim ben ayda 450 TL ya da 300 TL'yi? Ya verecekseniz hizmeti adam gibi verin ya. Gidin AKK yapın ya. Tamam. Lanet olsun ya. <laughs> yani bir gün gelip de adi kullanım kotasını isteyeceğim aklıma gelmezdi ama adi kullanım kotası olsun ya. Olsun. En azından orada ne bak, ne halt olduğunu biliyorduk yani. 3'e düşüyordu. Ah diyordun 2 gün 3 ile eziyet çekeceğim diyordun. En azından gönlün rahattı. Para girmeyecekti çünkü. Şimdi o da yok. Önce bir isminize bir karar verin. Bir marka değeri yaratın. Bir markanızı bir yaratın. Ondan sonra şunlara da bir el atın. Evet dördüncü konumuz var. Belki gireceğim e, demiştim ama sinirim bozuldu. Girmeyeceğim. Girersem çünkü ona da ağır gideceğim. Neydi konumuz derseniz. E, aslında pek çoğunuzun belki de ilgisini çekmeyecek bir konuydu. Karakule diye bir film geliyor. Onun da bir fragmanı yayınlandı. Onunla ilgili, trailerla ilgili konuşacaktım ama bu sinirli ona da çok giydiririm. Giydirmeyeyim. Daha sakin ee, ya da giydireyim lan. Ona da giydireyim ya. Ona da giydireyim. Ya Stephen King sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl bir adamsın sen ya? Ya bu kadar mı önemli senin için bir tane Hollywood'da çok blockbuster denilen, çok gişe yapan bir filme sahip olmak? Ya sen kendin diyorsun benim hayattaki en yaptığım en güzel iş, en büyük eserim benim diyorsun. Ondan sonra eserinin bu hale getirilmesine hiç mi üzülmüyorsun ya? Sen babanın yüzünü unutmuşsun Stephen King. Babanın yüzünü unutmuşsun sen. Neresinden tutayım? Yani havada 6 tane mermi dolduran Roland'a mı laf edeyim? Tamam siyah olmasını bıraktık. Roland'ı siyah yapmışlar, Suzanne'ı beyaz yapmışlar. Neden yaptınız bunu ya? Bir tane mantıklı bir açıklamasını gösterin bana. Olur mu? E olur tabii. Çinli de olur, Kızılderili de olur, eski Moğol da olur. Ben bile olurum yani. Olur ama neden neden neden? Onu birisi mantıklı bir şekilde açıklasın. Açıklayamaz. Ondan sonra e, Karakule, hop neymiş efendim? Karakule yıkılırsa cehennem kapıları açılacakmış da. Bu ne ya? Ne abi? Yani spoilere girmeden çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama üzülüyor insan. Üzülüyor. Halbuki şimdi. Güzel göndermeler var. Kulenin ışınları var. Ondan sonra işte Jake'in içine girdiği metruk ev var. Ondan sonra siyahlı adam var. Güzel detaylar var. Evet ama bunlar günümüz Amerikan izleyicisi beğensin. Film bir blockbuster filmi olsun diye maalesef sulandırılmış. Benim gördüğüm bu. Bunu yapacaklar sonra dizisini çekeceklermiş. Bunu yaparlar gişede çakarlar. Bunun dizisi mizisi de olmaz. Oh be. Valla rahatladım ya. Vallahi rahatladım ya. Hadi görüşürüz. Bay bay.